Aşılama işlemi yardımcı üreme tekniklerinin ilk basamağı ya da en basit olan yöntemidir. Aşılamada döllenme kadının vücudu içerisinde gerçekleşir. Tüp bebekten farklı olarak döllenme kadının vücudunda gerçekleşir ve bu işlem için ön koşul kadının tüplerinin açık olmasıdır. Tüpleri kapalı olan hastalarda, kadınlarda aşılama işleminin yapılması yanlıştır. Ne yapılıyor aşılama işleminde ve kimlere yapılıyor? Bunlardan kısaca bahsedelim isterseniz. Aşılama işlemi, açıklanamayan infertilite dediğimiz, her iki çifte herhangi bir problemin bulunmadığı, yumurtlaması olan, tüpleri açık olan ve erkek faktörü bulunmayan çiftlere yapılabilir. Veya hafif erkek faktörü dediğimiz sperm parametrelerinde hareket, şekil bozukluğu ya da sayı olarak hafif bozukluk olan erkek faktörü olan çiftlerde yine aşılama yapılması söz konusu olabilir. Aşılama işlemi için öncelikle kadının yumurtalıklarını uyarıcı iğne veya ilaç tedavisi uyguluyoruz. Bunun için adetin ilk 5 günü içerisinde tedaviye başlayıp bir veya iki yumurta geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için ağızdan ilaçlar veya günlük yapılan iğneler kullanılabilir. Yumurta gelişimi olduğunda, yani folikül dediğimiz yumurtayı içeren kesecik belirli büyüklüğe ulaştığında bir çatlatma iğnesi uygulanıyor ve bundan da 24-36 saat sonra erkekten, eşinden alınan spermler yıkanıp hazırlanarak hareketli, canlı olanlar ayıklanıp ince bir enjektör aracılığıyla kadının uterusu, rahmi içerisine veriliyor. Burada amaç, normal ilişki esnasında kadının vajinasında, rahim ağzında spermlerin bir kısmı ölüyor, kayboluyor. Amaç yumurtaya ulaşan sperm sayısını artırmak, yumurtanın yakınına bırakmak. Hiçbir zaman burada yumurtayı bulup onun içerisine vermek ya da yumurtayla spermi bir araya getirmek gibi bir işlem söz konusu değil. Ancak olabildiğince rahim içerisine bırakılıyor. Rahim duvarını zedelemeden, tahriş etmeden bu işlem gerçekleştiriliyor. Daha sonra döllenmenin olduğu kadının tüpleri içerisinde yumurtayla spermin bir araya gelip döllenme olması bekleniyor. Tabii bunu gözlememiz mümkün değil. Ancak gebelik oluştuğu takdirde döllenme olduğu, gebelik yerleşti şeklinde bir yorumda değerlendirmede bulunmak mümkün. Aşılama işlemi tabii ki kadının yaşına, kısırlık süresine, yumurtalık cevabına, erkeğin sperm faktörlerine bağlı olarak başarı oranı %10-15 arasında olan bir yöntem. Baştan düşük gibi görünse de %10-15'lik bir oran aslında doğal, her şeyin normal olduğu bir çiftte aylık başarı oranının, gebelik şansının %20 civarında olduğunu düşünürsek hiç de azımsanmayacak bir başarı oranından söz etmiş oluruz. En fazla 3 kez yapılan ve üst üste yapıldığında da ya da 3 kez uygulandığında da %30-40 gibi bir başarı oranına ulaşması söz konusu olan bir yöntem. Tabii ki bunu yapabilmek için bir takım ön koşullar var. Örneğin kadının tüplerinin açık olması, örneğin sperm parametrelerinin çok kötü olmaması, bunun yanı sıra infertilite süresinin çok uzun olmaması, kadının 40 yaşın üzerinde olmaması gibi faktörler göz önüne alındığında başarı oranı biraz daha yüksek olabilir. Yani kısa infertilite süresi olan, yumurtalık cevabı iyi olan, spermleri iyi olan, açıklanamayan infertilite veya hafif erkek faktörü olgularında başarı oranı %15'e kadar çıkabilir. En fazla 3 kez yapılabilir çünkü 3. defadan sonra gebelik şansının çok fazla artmadığını biliyoruz. Ondan sonra yapılması gereken işlem daha ileri basamak olan tüp bebek yöntemine başvurmak olmalıdır. Burada yumurtalıkları uyarıcı, ağızdan ilaç ya da iğne kullanılabilir. Zaten SGK'nın karşılayabilmesi, devletin karşılayabilmesi için açıklanamayan infertilite ya da hafif erkek faktörü olgularında iğne ile yumurtalıkların uyarılıp en az 2 defa aşılama, inseminasyon dediğimiz yöntemin uygulanması da bir ön koşul olarak kabul ediliyor. Bundan sonra eğer başarılı olunamazsa devlet SGK raporu düzenleyip işlemin, tüp bebek işleminin bir kısmını sigorta tarafından, devlet tarafından karşılanması söz konusu olabiliyor.